Derya Hanım, annesi ve halası Nihal Hanım bizimle birlikte. Şimdi Derya Hanım, 3 gün önce nasıl evden gitti? Siz hiç şüphelendiğiniz bir durum oldu mu? Yani biriyle, Muhammed'le mi görüştüğünü düşünüyorsunuz? Nasıl tanıştı şu Muhammed'le? Ben açıkçası onunla görüştüğünü düşünüyorum. Nerede, ne zaman tanıştı Muhammed'le? İnternet üzerinden tanıştı. O da engelli, işitme O da engelli. engelli, işitme konuşma O engelli. Batman'da yaşıyor. O Batman, Kozluk'ta yaşıyor. Tamam. Ya bunlar biliyordum zaten hani. Misliteleri var işitme engelleri mi? Evet. Kendi aralarında, kendi sosyal aralarında. Bir platform oluşturmuşlar. Evet. Tamam. Orada konuşmaya başlamış. Ne zaman oldu peki? Ne zamandır görüşüyorlar? 5 ayı falan geçti ama benim bilgim vardı zaten. Haberiniz var. Haberim vardı ama onay söylüyordu. Onay da veriyordunuz. Yani bilgi, yani onaylıyor muydunuz bunu? Ya pek onaylamıyordum ama hani tanımak istedim ailede nasıl bir şey. Hani kızım da çok sevdiği için. Hani engel Kalkıp olmak. evinize gelmiş. 5 ay önce tanıştıktan sonra gelip evinizde kalmış Muhammed Evet. bir gün. Onu Ben bir anlatır mısın? çalışıyordum iş yerindeyken kızım beni görüntülü aradı. Ne zaman oldu bu? Bir ay, iki ay. Aralık. Aralığın başları falan. Başlarında. Aralık başı. Tamam. Ben iş yerinde çalışırken kızım beni görüntülü aradı. Yanında da o çocuk vardı. Siz ben, Muhammed'i biliyorsunuz. İlk kez orada mı tanıştınız? İlk kez orada gördüm. Kendi evimde. Kendi evinize gördüm. Evet. Ama daha önceden Muhammed'den haberdardınız. Haberdardım. Hiç haber vermeden kızınız size ya da çocuk haber vermeden size mi gelmiş? Aynen. Ben olsam şok olurum. Cesar İşi bırakır yani. Gider hemen. Sonra iş yerinde ben apar topar izin aldım çıktım gittim. Süper bir anne tabii olması gereken. Çıktım gittim. Ya annesini babasını aradık işte böyle böyle gelin hani çocuğunuzu falan alın gidin dedim ben. Evet. İşte 2 gün sonra annesi babası geldi. O zaman çocuklar... 2 gün sonra. Evet. Batman uzak olduğu için. Evet. 2 gün sonra gelebildiler. 2 gün sizde kaldı Muhammed. Muhammed 2 gün bizde kaldı. Siz buna peki onay verdiniz. Onay mecbur vermedim. Ama kalmış. Ama ne yapayım hani o da işitme engelli dedim. Engelli, üzüldünüz haline. Üzüldüğüm için hani bırakamadım. Hani yabancı yer başına bir iş mi gelir diye. Muhammed kaç yaşında? 21. O da bir yaş küçük Nihal'den. Aslında Nihal 21 yaşında. Ha 21 yaşında. Nihal 21 arkadaşlar, yaşında. Arkadaşlar 21, 22 diye söylemiş arkadaşlar da. 2000 doğumlu. Ha 2000 doğumlu. Tamam. Ya hani bırakamadım, merhametli davrandım, bırakamadım. Sonra çocuklarını geldiler, götürdüler. Muhammed'le de fotoğrafları bu. Yani bu fotoğraflar sizdeyken mi çekildi? Ha bizdeyken çekilmiş. Siz peki Muhammed'i görünce sevdiniz mi? Yani olumlu mu konuştunuz çocukla ilgili? Ya çocuk kötü bir çocuk değildi. Hani öyle saygılı, efendi bir çocuktu. Ama ben olumlu bakmadım. Şimdi önce ben Nihal'in bir fotoğraflarını ekranlara getirelim. İhbarları için, bizi aramaları için. Onun fotoğraflarından bir video oluşturduk. Öyle yapıyoruz ve herkes biraz daha belki farklı şeylerden, açılardan görürlerse ona göre bizi ihbar hatlarımızı arıyorlar çünkü. Gelsin ekranlarınıza hemen. Sosyal medyada çok mu zaman geçiriyordu sevgili Derya Hanım? Özlediniz kızınızı yani. 3 gün daha zaman değil yani. Bizler bile ondan daha fazla çok olduk. Nasıl? Hani annesi kadar hani de onaysı kadar olmasak da hani çocuk için bizler bile daha çok olduk. Çünkü hani bu şekilde kendini ifade edebilen bir insan olsaydı hani uzak demezdik. Hani olurdu kendimiz giderdik görürdük. Hani evlenmek mi istiyordu Muhammed'le? Evet evlenmek istiyordu. Ailesi geldi hani bu biraz kendisini şey yapamıyordu. Ben daha şey halası olarak konuşun. Evet tabii, hani o ben çünkü çok üzgün. Ailesi bunun geldi. Bunlar konuştular. Biz hani dedi ki yalan değil. Uzak dili söylemiyor, ağzı söylemiyor. Çocuk yapamaz dedik. Hani bunlar gitsin belki kandırırız dedik. Hani olumsuz baktık biz. Evet. Hani onlar da adamlar da bize dedi ki biz 2 ay düşünelim. Çocukların kafasına böyle yatsın. 2 ay sonra geliriz. Biz tekrardan konuşuruz. Hani yüzük takarız, bir şeyler yaparız olur dedik. Onlar da makul konuşmuşlar aslında. Evet, onlar da makul konuştular. Onlar sonra buradan gittiler. Tamam. Onlar gittikten sonra çocuk yine geldi. Ay yine geldi. Oğlan yine geldi evet, gittikten tekrar sonra. Tekrar kaçıp geldi. Tekrar valiziyle tekrardan çocuk kaçtı geldi. Annesine babasına haber vermeden mi gelmiş? Evet. İşi gücü var mı bu çocuğun daha küçük o da ya. Vallahi biz de hiçbir şey. Adamlar nedir, ne engelsizler ilk defa o gün geldiler.
akşama kadar durdular akşam yemeği. Biz onları güzel ağırladık. Bizde öyledir. Bizde dışarıdan gelindiği zaman Tanrı misafiri. Tanrı misafiri. Evet. Hani bizim geleneklerimiz çok da güzeldir. Geleneğimiz öyledir. Evet. Hani elimiz sünnettik. Hani çocuk diye gelmişler. Konuştuk, düzgün ağırladık, ettik, güzelce gönderdik. Hı hı. Çocuk ertesi gün, iki gün sonra tekrardan yine çıktı geldi. Peki Derya'cığım, o sırada senin tabii istemediğini anlamıştır Nihal. Yani sizin istemediğinizi anladı. Anladı, evet. Ama biz vermeyiz dedik, aklına girmeye çalıştık. İşte şöyle dedik, böyle dedik. Hı hı. Hani adam ineklerimiz falan var dedi, sağacaksınız dedi. Bilmem bir şeyler yaparsın. Biz kandırmaya çalıştık. Köy kolay değil o kadar. Köy hayatı. Evet, yani. Çocuk bir de öyle bir şey görmedi. Bizim ama hani ikinci gelişinde ben durdurmadım. Hı. Kardeşimi aradım, o da babasını almış gelmiş. Otogara bindirdiler, otobüse gönderdiler. Hayır, eve almadınız yani. Hayır, hayır. Tekrar geri gönderdiniz. Hı-hı, tekrar geri gönderdim. Peki 3 gün önce nasıl kaçtı evden sevgili Nihal? Pazar günüydü. O gece geç yattığı için hani biraz geç kalkardı. O pazar günü erken kalktı. Hı. Saat 9-9.30 gibi kalktı. Hı-hı. Kahvaltı yapmaz zaten. Sizin bir çocuğunuz, bir evladınız daha bir var. Bir oğlan daha var. Oğlan o da bizde, kız onda. Evet. Öyle mi? Oğlan sizde kalıyor. Tabii oğlana sizin kardeşinizden ayrıldı. Sizde kalıyor. O da işitme engelli anladığım kadarıyla. İkisi de öyle. O da aynı. Peki. Aslında akraba ne kadar, ne demiştiniz akraba? Haladay çocuklarıyız. Ya işte akraba evliliği. Neyse. Çok yakın. Yani yapmamak lazım gerçekten. Olan çocukları ve aileleri. Bir bardak çay içti. Hı-hı. Ben de efendim. Yok bir şey demem. Tamam, pardon. Tamam, bir bardak çay içti. Ben anneanneme gideceğim dedi. Hani ben göndermek istemedim. Hı hı. Hani ısrar etti. Anneanne bir ne kadar uzaklıkta peki? Yakın mı? Yürüyerek 5 dakikalık mesafede. Çok yakın. Evet. Yakın. Hani yakın olunca da tereddüt etmedim. Hani gitsin gelsin dedim. Fazla da durmazdı zaten. Hı hı. Yarım saat 45 dakika anca durardı, gelirdi. Evet. 12 gibi çıktı evden. Saat 1 oldu yok, 2 oldu yok. Annemi aradım, yok. Yanına giderken ne almış peki? Sadece sarı bir çantası vardı. Kıyafet falan bir hazırlık yok, hiçbir şey almamış. Kimliğini falan, sadece kimlik. Para yoktu yanında. Batman'da peki aradınız mı Batman'daki ailesini, Muhammed'in ailesini? Sürekli aranıyor. Orada mıymış peki? Arandı. Yok diyor adam. Adam yok diyor. Babasının başka bir şey adı demiyor. Ne Muhammed'in? Babasının ismi ne? Recai Basık. Recai Basık. Recai Bey ne diyor size? Çocuk orada değil miymiş? Gelmedi diyor. Yok. Muhammed orada mı peki? Ailesinin yanında orada mı? Görüntülü arattırdık. Hani çocuğunuzu gösterin ben falan dedik. Ben ilk kaçtığı gün aradım görüntülü. Hani ben çocuğu görmek istiyorum dedim. Ben emin olmak istiyorum. Hani siz orada bileyim olduğunu düşünüyorsunuz. Orada evet olduğunu düşünüyorum. Evet. Emin misiniz orada olduğunu? Şu anda orada emin değilim. Ha, değilsiniz. Emin değilim ama ona gideceğim sürekli diyordu. Peki başka görüştüğü biri var mıydı? Yoktu. Sosyal medyada? Yoktu. Yani 5 aydır hayatını Muhammed sadece var. 4 tane bir kız arkadaşı vardı. Onlar da ben biliyorum zaten. Aha. Bir yani tane görüştüğü kişileri tanıyorsunuz. Tanıyorum. Hepsini gösterirdi. Hiçbir şeyini saklamazdı zaten. Bir tane dediniz, kızlardan bir tanesi. Bir tane de erkek arkadaşı vardı. O da zaten 16-17 yaşında falandı. Küçüktü. O da küçük. Amasya'da. Siz evet. Antalya Serik'ten. Antalya Serik. Peki şimdi bir kişi daha var ama onun öncesinde bir de videoları var sevgili Nihal'in. O videoları da gösterelim. Canlı canlı da şöyle görsünler sevgili izleyicilerimiz, vazgeçme izleyicileri. Ona göre bakalım sonrasında Nihal'e seslenin. İnşallah siz evladınıza kavuşturabilirsiniz. İşitme engelli, dolayısıyla biri kandırabilir. Aynen. Ve Allah korusun başına bir şey getirebilir diye endişeleniyor, haklı yani halasıyla annesi. Videosu gelsin ekranlarınıza şimdi.